Videoya başlamadan önce bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Sümer tabletleri, Mezopotamya'da Sümerler tarafından 4. bin yılın sonlarında geliştirilen çivi yazısıyla yazılmış kil tabletlerdir. Bu tabletler, tarihin bilinen en eski yazılı belgeleri arasında yer alır ve Sümer uygarlığının kültürel, ekonomik, politik ve dini yaşamına dair değerli bilgiler sunar. Genel özellikler yazı sistemi, Sümerler çivi yazısı adı verilen bir yazı sistemi kullanmışlardır. Bu sistemde kil tabletler üzerine sivri uçlu bir aletle stylus şekiller çizilirdi. Başlangıçta resimsel, piktografik olan bu yazılar zamanla daha soyut hale gelmiştir. Tabletler genellikle yumuşak kir üzerine yazılır ve daha sonra sertleşmesi için güneşte kurutulur veya fırınlanırdı. Bu yöntem tabletlerin binlerce yıl boyunca korunmasını sağlamıştır. Sümer tabletleri çeşitli konuları kapsar. Bunlar arasında idari kayıtlar, ticari işlemler, hukuki belgeler, edebi eserler, mitler, destanlar, dini metinler ve bilimsel çalışmalar, astronomi, matematik bulunur. Önemli Sümer tabletleri 1. Enuma Eliş Sümer yaratılış destanı olan bu eser, dünyanın ve tanrıların yaratılışını anlatır. 2. Gılgamış destanı Tarihin en eski edebi eserlerinden biri olan bu destan, Uruk kralı Gılgamış'ın ölümsüzlük arayışını konu alır. 3. Kral listeleri Sümer krallarının isimleri ve hükümdarlık sürelerini içeren bu tabletler, tarihsel kronolojinin oluşturulmasında önemli bir kaynaktır. 4. Hukuk tabletleri Sümer hukuk sistemine dair bilgiler sunan bu tabletler, hukuki anlaşmazlıkların nasıl çözüldüğünü ve çeşitli yasaların nasıl uygulandığını gösterir. Bilim ve teknoloji Sümer tabletleri, Sümerlerin astronomi, matematik ve tıp alanlarındaki bilgilerini de ortaya koyar. Sümerler ay ve güneş tutulmalarını, gezegenlerin hareketlerini gözlemlemiş ve bunları kayıt altına almışlardır. Ayrıca matematiksel hesaplamalar ve geometrik şekillerle ilgili bilgiler de tabletlerde yer alır. Sosyal ve ekonomik hayat. Sümer tabletleri Sümer toplumunun günlük yaşamına dair ayrıntılı bilgiler sunar. Tarım, ticaret, hayvancılık, zanaat ve iş gücü düzenlemeleri gibi konularda yazılmış tabletler, o dönemin ekonomik yapısını ve sosyal ilişkilerini anlamamıza yardımcı olur. Sümer tabletleri, yalnızca Sümer uygarlığının değil, genel olarak insanlık tarihinin erken dönemlerine dair eşsiz bir bilgi kaynağıdır. Bu tabletler, yazının icadı ve medeniyetin gelişimi hakkında derinlemesine bilgiler sunar. Bu ilk tablette Nibiru denilen gezegende yaşayan halkın iklimin bozulması sonucu atmosferi düzeltmek için araştırmalara girmesi, asteroit kuşağı ötesinde dünyanın da bulunduğu gezegenlerde, atmosferi düzeltmek için gerekli olan altının bulunduğunun keşfedilmesi, bu arada da yaşadıkları iktidar savaşları anlatılıyor. Tanrıların kendi iç savaşı uğruna dünyada nükleer ve kimyasal silah kullanması, Nibiru, 12. gezegen olduğu varsayılan gezegen, da hüküm süren Anu'nun ilk oğlu. Efendi Enki'nin sözleri, ''İçim sıkkın, altlar yakıyorum, kalbimi acıyla dolduran altlar bunlar. Diyara nasıl da indi darbe, halka kötülük rüzgarına teslim edildi, ahırları terk edildi. Ağılları boşaldı, şehirler nasıl da şamar yedi, kötülük rüzgarıyla vurulmuş sakinleri ölü bedenler gibi üst üste yıldı. Taylalar nasıl da darmadağın, kötülük rüzgarının dokunduğu bitkiler kupkuru kaldı. Mehirler nasıl da bela gördü. Artık içlerinde hiçbir şey yüzmüyor. Işıldayan durusuları avlandı. Siyah saçlı halkı Sumer'i boşalttı. Tüm yaşayanlar gitti, davayları ve koyunları Sumer'i boşalttı. Fuşurdayarak boşalan sütun tınısı sessiz. O muhteşem şehirlerinde şimdi yalnızca rüzgar uğulduyor. Tek koku ölüm. Başı göğe yükselen tapınak tanrıları tarafından boşaltıldı. Efendilik ve krallık komutasından eser yok haytık, asa ve taç gitti. Bir zamanlar yemyeşil ve yaşam verici olan iki büyük nehrin tıyılarında, Dicle ve Fırat yaban otları bitti. Ana yollara çıkan yok, yol iz sorup arayan yok. Yıldızı paylayan şumur terk edilmiş bir çöl oldu. Diyara, tanrıların ve insanların yuvasına nasıl da daybe indi. O ülkenin üstüne insan olunca bilinmemiş bir afet çöktü. İnsanoğlunun daha önce hiç görmediği, görse zaten canlı kalamayacağı bir bela geldi. Batıdan doğuya tüm topraklara dehşetin darmadağın eden yetkisi yerleşti. Şehirlerindeki tanrılar insanlar kadar çaresizdi. Uzaktaki bir ovada bir fırtına, bir kötülük rüzgarı doldu, yolu üstüne büyük afeti yerleştirdi. Batıda doğan ve ölüm saçan bir rüzgar yolunu doğuya çevirdi, rotasını kısmet belirledi. Tufan gibi yutucu, suyla değil ama rüzgarla yıkan, Gel git daldasıyla değil ama zehirli havayla boğan bir fırtına. Kıday değil kısmet tarafından oluşturuldu. Meclisteki büyük tanrılar büyük afete sebep oldular. Enli, Anun'un ikinci, oğlu ve Ninharsak, Enlil'in ilk işi, ilk ana, izin verdi buna, dursun diye yalvaran bir tek bendim. Göğün emrettiğini kabul etmeleri için gece gündüz delil gösterdim ama nafile, Emil'in savaşçı oğlu Ninorta ve öz oğlun daha büyük ovadaki silahları önce zehirleyip sonra da serbest bıraktılar. Paylaklığın aydından kötülük rüzgarının geleceğini bilemedi diye şimdi acıyla ağlaşıyorlar. Örüm saçan fırtınanın batıda doğup yolunu doğuya çevireceğini kim öngörebilirdi ki diye inliyorlar şimdi tanrılar. Kutsal şehirlerindeki tanrılar, kötülük rüzgarı yolunu şümere çevirince inanmaz gözlerle kala kaldılar. Tanrılay birbiri aydınca şehirlerinden kaçtılar, tapınaklarını rüzgara terk ettiler. Zehirli bulutlar yaklaşırken, şehrim Eridu'da bunu durdurabilecek hiçbir şey yapamazdım. Halka, açık steplere kaçın talimatını verdim. Eşim Ninki ile ben de şehri terk ettim, şehri Nipur'da. Gökyer bağının yerinde Enlil bunu durdurabilecek hiçbir şey yapamazdı. Kötülük rüzgarını pura saldırmaktaydı. Enlil ve eşi göksel sandalına binip aceleyle uzaklaştılar. Orada Şümer'in krallık kentinde Nanar yardım etsin diye babası en ile seslenmekteydi. Göğe doğru yedi basamakla yükselen tapınağın yerinde Nanar kısmetin yetkisine kulak asmayı reddetti. Sebebim olan babam, Ura krallık bahşeden büyük tanrı, kötülük rüzgarını geri çevir diye yakaydı Nanar. Kısmetleri emreden büyük tanrı, Ura ve halkına kıyma keseni örmeye devam etsinler. Diye yalvaydı Nanar. Emil oğlu Nanar'ı yanıtladı. Asil o, senin o muhteşem şehrine krallık sunulmuştu. Sonsuz bir saltanat sunulmamıştı. Eşin Nindal'i tutup kolundan kaçın şehirden. Kısmetleri emreden ben bile şehrin kaderini eğip bükemem. Kardeşim Enil işte böyle konuştu. Heyhat, heyhat, bu bir kader değildi. Tanrıların ve dünyalıların başına çöken tufandan biridir en büyük afetti. Heyhat, bu bir kader değildi. Nükleer ve kimyasal saldırı aslında Maydaka karşı yapılıyor. Meclis bu yönde karar alıyor. Büyük tufan mukaddaydı ama ölüm saçan bulutla gelen büyük afet mukadday değildi. Bozulan bir yemin ve mecliste alınan bir karaydı sebebi, dehşet silahları tarafından yaratıldı. Kaday sebebiyle değil, bir karay sonucunda salınmıştı zehirlenmiş silahlar, bilerek atıldı zaylar. O iki oğul yıkımı, ilk oğlun Maydaka karşı yönelttiler, kalpleri intikam duygusuyla doluydu. Hükümranlığa yükselmek Maydakun hakkı değil, diye bağırdı Enil'in ilk oğlu, silahlarla ona karşı koyacağım, dedi Ninörta. İnsanlardan bir ordu kurdu, Babil'i, Babi, dünyanın göbeği, diye ilan etti. Diyerek bağırdı Maydakun kardeşi Nidal. Büyük tanrıların meclisinde ağızdan ağza zehir zemberek sözler yayıldı. Gece gündüz karşı çıkan sesimi yükselttim, esenlik tembihledim, telaşa taraf olmadım. İnsanlar ikinci kez onun göksel imgesini yükselttiler, bu karşı çıkışını için sürmekte diye yalvardım. Tüm aydıtlar kontrol edildi mi? Göklerde Maydakun çağı gelip erişmedi mi? Diye bir kez daha sordum. Öz oğlum nindişli göğün işaretlerini başka yorumladı. Maydakun ona yaptığı haksızlığı, kaybinde asla affetmediğini biliyordum. Enil'in dünyada doğan oğluna Nayda merhamet etmedi. Kuzey şehrindeki tapınağımı Maydak kendine mesken edindi, dedi. Enlil'in en küçük oğlu İşkur cezalandırma talep etti. Topraklarımdaki halkı kendi peşinden gelmeye zorladı, dedi. Nanar'ın oğlu Otun'un dazabı Zabı Maydakun oğluna buya yönelmişti. Göksel arabalar yerini ele geçirmeyi denedi. Otun'un ikizi inanla hepsinden çok öfkeliydi. Sevdiceği Dumuzi, Temmuz öldürdüğü için hala Maydakun cezalandırılmasını talep ediyordu. Tanrıların ve insanların anasının haysak bakışını çevirdi. Maydak niçin burada değil, dedi sadece. Öz oğlum gibi karamsarlıkla yanıtladı. Maydak tüm vicaları bir kenara koydu. Göklerin işaretlerine göre üstünlüğünü iddia etti. Ancak silahlarla durdurulabilecek bu maydak diye bağırdı Enil'in ilk oğlunun inörte. Gök arabalarının yerinin korunmasıyla ilgiliydi Utu. Maydak'un eline düşmemeli dedi. Aşağı bölgenin efendisi Nergal vahşice talep etmekteydi. İzin birinde yok etmek için şu eski dehşet silahları kullanılsın. İnanılmaz gözlerle öz oğluma baktım. Kaydışın kaydışa karşı dehşet silahlarını kullanmayacağına yalan yere mi yemin etmişti? Rıza yerine sessizlik vardı. Sessizliğin içinde Enil ağzını açtı, cezalandırılmalı. Kötülük yapanlar kanatsız kuşlara döndürülmeli. Maydak ve Nabu bizi mirasımızdan yoksun ediyor. İzin verin de onayda gök arabalar yerinden yoksun kalsınlar. O yeri kavurup yok edelim diye bağırdı Ninörta, kavuran ben olayım. Heyecanlanan Neybdal ayağa kalkıp bağırdı. Kötülerin şehirleri de alt üst edilmeli. Günahkar şehirleri, izin verin de ben yok edeyim. Bırakın adım bundan böyle yok edici olsun. Tarafımızdan oluşturulan dünyalılara zarar gelmemeli. Günahkarların yanında doğrulayda da yanmamalı, diye görledim. Yaratımdaki yardımcım Ninhaysak da onayladı. Mesele yalnızca tanrılar arasında çözülmeli, insanlara zarar gelmemeli. Aa Ney o son kararı veriyor. Dehşet silahları kullanılsın göksel meskenindeki Anu bu tartışmaları dikkatle dinliyordu. Kısmetleri bileleyen Anu sesini göksel mekanından işittirdi. İzin verin de dehşet silahları bu defalık kullanılsın, roket gemiler yeri yok edilsin, insanlara kıyılmasın. Andy kararı böyle duyurdu. Minörta, kavurucu ve neydal yok edici olsun. Onlara tanrıların sırrını açıklayacağım, onlara dehşet silahlarının saklandığı yeri göstereceğim. Biri benim biri onun olan iki oğul Enlil'in iç odasına çağrıldı. Neydal yanından geçerken gözünü kaçırdı. Heyhat diyerek sessizce haykırdım, kardeş kardeşi vuracak. Önceki zamanların tekrarlanması mı vardı kaderde? Enlil onlara eski zamanlara ait bir sırrı açıklıyordu. Dehşet silahlarını onların ellerine teslim ediyordu. Dehşetle kaplı bir paylaklığı serbest bıraktılar. Dokundukları her şey toz yılına döndü. Dünyada kaydeş kaydeşe karşı durmayacak, hiçbir bölgeye zaray verilmeyecek diye yalan yere yemin etmişlerdi. Yemin bozulmuştu işte, kırılmış kavanoz gibi işe yaramaz parçalara bölünmüştü. Coşkulu bir neşeyle dolan iki oğul hızlı adımlarla Enil'in odasından çıktılar, silahlar için yola koyuldular. Diğer tanrılar şehirlerine geri döndüler. Hiçbirinin kendi afetine dair bir öl sezisi yoktu. Tanrıların gezegeni şimdi bu önceki zamanların ve dehşet silahlarının hikayesidir. Önceki zamanlardan önce başlandı. Önceki zamanlardan sonra eski zamanlar vardı. Eski zamanlarda Tanrılar dünyaya geldiler ve dünyalıları oluşturdular. Önceki zamanlarda Tanrıların hiçbiri dünyada değildi. Dünyalılar henüz biçimlendirilmemişti. Önceki zamanlarda Tanrıların evi kendi gezegenlerindeydi. Adı Nibirudur. Büyük bir gezegen, ışıltısı kırmızımsı olan Nibiru, güneş etrafında uzun bir tur atar. Bir süre için Nibiru soğukla örtülür, turunun diğer yarısında güneş onu güçlüce ısıtır. Nibiru'yu kalın, volkanik patlamalarla sürekli beslenen bir atmosfer sarar. Bu atmosfer her türden yaşamı destekler, onsuz ancak ölüm olacaktı. Soğuk döneminde Nibiru'nun iç ısısını, sürekli yenilenen sıcak bir palto gibi gezegenin çevresinde tutar. Sıcak döneminde Nibiru'yu güneşin kavurucu ışınlarından kalkan gibi korur. Yağmurları tam ortasında tutar ve bırakır, gölleri ve dereleri kabaytır. Atmosferimiz yemyeşil bitkileri besler ve korur. Sularında ve topraklarında her türden yaşamın fışkırmasına neden olur. Çok ama çok uzun çağlar sonrasında bizim türümüz filizlendi, kendi özümüz tarafından üreyecek olan ebedi bir tohum. Sayımız çoğaldıkça atalarımız Nibiru'nun pek çok bölgesine yayıldı. Bazıları toprağı sürdü, bazıları dört ayaklı yaratıklara çobanlık etti. Bazıları dağlayda yaşadı, bazıları evini vadilere kurdu. Rekabetler oluştu, sınırlara fazla yaklaşanlar oldu. Çarpışmalar yaşandı, sopalar silah oldu. Kabileler halinde toplandı boylar ve sonra iki büyük ulus karşı karşıya geldi. Kuzey ulusu güney ulusuna karşı silaha sarıldı. Elde tutulan şeyler fırlatılan füzelere dönüştü, gül yiyen ve parlayan silahlar dehşeti aytırdı. Uzun ve şiddetli bir savaş tüm gezegeni sardı, Kaydeş kaydaşa karşı yıllık birikti. Hem kuzeyde hem güneyde ölüm ve yıkım vardı. Pek çok tur boyunca diyarda yıkım hüküm sürdü, tüm yaşam sönmüştü. Sonra bir ateşkes ilan edildi, sonra barış görüşmeleri başladı. Milletler birleşsin, dedi eyçiler birbirine, Nibiru'nun tahtında bir kişi olsun, herkese hükmedecek bir kral. Kuzeyden ve güneyden olsun ve kurayla belirlensin, en üstün olacak bir kral kuzeyden olursa eğer, yanı başında eşit olacak kraliçesini güneyden eş olarak alsın. Güneyden seçildiyse eğer, kurayla, eşi kuzeyden bir kadın ola. Karı koca olsunlar ve tek beden oluştursunlar. İlk doğan oğulları tahtın varisi olsun, böylece birleşmiş bir hanedan kurulup Nibiru üstünde sonsuza dek birlik kurula. Yıkıntıların tam ortasında başladı barış. Kuzey ve güney evlilik bağıyla birleşti. Kraliyet tahta bir bedende birleşti, kesintisiz bir krallık silsilesi kuruldu. Barışın sağlanmasından sonraki ilk kral, Kuzey'in bir savaşçısı. Yiğit bir komutandı, dürüst ve adil kurayla seçildi, birlik ilanı kabul edildi. Meskini için muhteşem bir şehir kurdu, adı Adıç'ıydı, birlik anlamına. Saltanatı için ona bir kraliyet ünvanı bahşedildi, andı bu, göksel olan anlamına zor kullanarak tüm topraklarda düzeni tekrar sağladı. Yasalar ve kurallar ilan etti. Her bir ülke için maliler atadı. Onların ilk işi yeniden inşa ve tarıma elverişli hale getirmekti. Kraliyet yıllıklarında ondan şöyle söz edilmişti, ülkeleri birleştiren, Nibiru'da barış sağlayan an Yeni bir şehir inşa etti. Kanalları onaydı, halka dıda sağladı, topraklayda bereket vardı. Eş olarak kendine güneyden bir kız seçti, hem sevgisi hem de savaşçılığıyla ünlenmişti kız. An, Tu idi kraliyet ünvanı. An'ın eşi olan Önder. Bu at ona pek akıllıca verilmişti. Ana üç oğul ve bir kız doğurdu. İlk oğluna An, ki adını verdi. An sayesinde sağlam bir temel anlamında. Oğul tahtta yalnız otura kaldı. Eş seçimi iki kez aytelendi. Onun hükümdarlığında saraya cariyeler getirildi. Bir oğul sahibi olamadı. Böyle başlayan hanedan, Ankin'in ölümüyle kesintiye uğradı. Kurala göre tahta çıkacak bir evladı yoktu. İlk oğul olmasa da ortanca oğul yasal varis ilan edildi. Üç erkek kardeşten biriydi, gençliğinden beri annesi ona sevgiyle, ortada olan anlamına iyi beydaydı. Kraliyet yıllıklarına göre ona an, iyi bey dendi, krallıkta göksel, nesillerde ise anın oğlu olan anlamına. Babası An'ın aydından Nibiru tahtına çıktı. Seyaysak, tahta çıkan üçüncü kraldı. Küçük kardeşinin kızını kendine eş seçti. Ona Nin, iyi bey denirdi, İbin hanımı. An, İbin, Nin, Ipten bir oğlu oldu. Tahtın varisi oydu. Seyaysak, kralların dördüncüsü. Kraliyet ünvanının An, Şar, Dağıl adıyla bilinmesini istedi. An'ın prensi, prenslerin en büyüğüdür anlamına. Üvey kız kardeşi olan eşi ki, Şar. Dağıl ise eşit biçimde adlandırılmıştı. Bilgi ve anlayış kralın başlıca hırsıydı. Göğün osullerine büyük bir gayretle inceledi. Nibiru'nun büyük turunu araştırdı, uzunluğunun bir şar olduğunu sabitledi, 3600 yıl. Nibiru'nun bir yılıydı bu ölçü. Kraliyet saltanatları bununla sayılıp kaydedilecekti. Şarı on kısma ayırdı, bundan böyle kutlanacak iki bayram ilan etti. Güneşin çevresine en yakın olunduğunda sıcaklık bayramı kutlanacaktı. Nibiru en uzaktaki köşesine vardığında soğukluk bayramı duyurulacaktı. Kabilelerin ve ulusların tüm eski bayramlarının yerine halkı birleştiren iki bayram tesis edildi. Karı kocanın, oğullar ve kızların kanunlarını belirledi. Savaşlardan dolayı erkeklerin sayısı azalmış, kadınlar çoğunlukta kalmıştı. Bir erkeğin binmek için birden fazla kadın alabileceğini ilan etti. Kanuna göre, resmi eş olarak tek bir eş seçilecek ve ilk hanım olarak anılacaktı. Kanuna göre ilk doğan erkek evlat babasının aydılıydı. Bu kanunlara göre kısa süre sonra akıllar karıştı. Eğer ilk oğul ilk hanımdan doğmadıysa ama sonrasında ilk bir oğul, kanuna göre yasal varis olacak bir erkek doğurduysa tahta kim çıkacaktı? Şarj sayısına göre ilk doğan erkek evlat mı? İlk hanımdan doğan erkek evlat mı? İlk oğul mu? Yasal varis mi? Mirası kim alacaktı? Aydılı kim olacaktı? An, Şar, Dağıl'ın saltanatı sırasında ki Şar, Dağıl ilk hanım olarak ilan edildi. Kralın üvey kız kardeşlerinden biriydi. An, Şar, Dağıl'ın saltanatı sırasında cariyeler saraya tekrar getirildi. Cariyeler de oğullar ve kızlar doğurdular krala. Birinden doğan oğul ilk doğandı. İlk oğul bir cariyeden doğmuştu. Aydından ki, şar, dağıl bir olan doğurdu. Kanuna göre yasal varis o değildi, ilk oğul değildi. Saraydaki, şar, dalin öfkeyle bağıran sesi yükseldi. Kur'anlar gereği bir ilk hanından doğmuş olan oğlum aydınlıktan men edilecekse, çifte tohum ihmal edilmeye. Farklı annelerden doğmuş olsak da kral ve ben aynı babanın çocuklarıyız. Bu nedenle oğlum, babamız aynı bin çifte tohumunu taşımaktadır. Tohumun kanunu bundan böyle eşlik kanunundan üstün gele. Bundan böyle, bir üvey kız kardeşten bir oğul ne zaman doğaysa doğsun. Diğer tüm oğullardan üstün tutulsun aydınlıkta. An, şar, down birinden düşünüp, tohumun kanununa itimas geçip, benimsedi, bununla eşler ve cariyelerden. Evlenmeler ve boşanmalardan doğan akıl karışıklığından kaçınılacaktı. Mecliste kraliyet danışmanları aydınlık için tohumun kanununu benimsediler. Kralın emriyle yazıcılar bu emri kayda geçirdiler. Böylece tohumun kanununa göre tahta çıkacak bir sonraki kral ilan edilmiş oldu. Ona kraliyet ünvanı olarak An, Şay denildi. Tahta çıkan beşinci kraldı. Şimdi bu, An, Şar'ın saltanatının ve onu izleyen kralların hikayesidir. Kanun değişince, diğer prensler rıza gösterdiler. Söylendiler ama baş kaldırmadılar. An, Şar eş olarak kendine üvey kız kardeşini aldı. Onu ilk hanım yaptı ki, Şar adıyla anılacaktı. Böylece hanedan bu kanunla devam etti. Aşırın saltanatında taylaların ürünleri zayıfladı, meyveler ve tahılların bereketi azaldı. Turdan tura güneşe yaklaştıkça sıcaklık arttı. Uzaktaki meskende serinlik daha çok keskindi. Tahtın kenti Adede'de kral, anlayışı büyük olanları bir araya topladı. Bilgisi büyük olan eğitimli alimlere sorgulamaları emredildi. Ülkeyi ve toprağı incelediler, gölleri ve dereleri sınadılar. Daha önce de olmuş, diyerek yanıtladı bazısı, geçmişte de Nibiru ya daha soğumuş ya daha da ısınmıştı. Nibiru'nun turunda bir kader yer etmişti. Turu gözlemleyen diğer bilgililer, Nibiru'nun kaderini suçlamayı düşünmediler. Bulduklarına göre atmosferde bir bozulma meydana gelmişti. Atmosferin ceddi olan yanay dağlar daha az duman püskürtüyordu. Nibiru'nun havası incelmişti, koruyucu kalkan güçten düşüp zayıflamıştı. Anşar ve Keşar'ın saltanatında... Taylalara hastalık musallat oldu. Ne kadar uğraştılarsa da boşuna. Onların oğlu En, Şay geçti tahta sonra, hanedanın altıncı kralıydı. Adı geliyor Duşar'ın azametli efendisi anlamına. Büyük anlayışla doğmuştu, çokça öğrenip çokça bilgiler edinmişti. Belalara çare bulmanın yollarını aradı, Nibiru'nun göksel turunu epey inceledi. Çizdiği ilmek içinde, güneş ailesinin beş üyesini, göz kamaştırıcı güzellikteki o gezegenleri kucaklıyordu belalara çare bulmak için en şar bunların atmosferlerini inceletti. Her birine birer at verip atalarını onurlandırdı. Onları göksel çiftler gibi düşünmüştü. Karşılaşılan ilk ikisine ikizleri andıran gezegenlere An ve Antu dedi. Nibiru'nun turunun ötesinde boyutları en büyük olan Anşar, Satürn ve Kişar, Jüpiter, vardı. Diğerlerinin arasında bir haberci gibi dolaşan adada, Pürüton, dendi. Bazen karşılaşıyordu Nibiru ilk bununla. Güneşin etrafında dolanıp da Nibiru'yu selamlayanların hepsi beş taneydi. Bunların ötesinde sanki bir sınırmışçasına, dövülmüş bilezik, dünya ve Jüpiter arasındaki asteroid kuşağı dönmekteydi güneşin etrafında. Göğün felaketle dolu yasak bölgesinin muhafızıymış gibi onu korumaktaydı. Güneşin diğer çocuklarının sayısı dörttü ve bilezik onların davetsiz misafirlere karşı kalkınıydı. En, şar karşılamaya çıkan beşlinin atmosferlerini incelemeye koyuldu. Tekrarlayan turlarda Nibiru'nun 5 ilmeği boyunca bunlar dikkatle tarandı. Ne tür atmosfere sahip oldukları gözlemlenip gök arabalarıyla yoğun biçimde incelendi. Bulbular akıllara durgunluk verdi. Keşifler akılları karıştırdı. Turdan tura Nibiru'nun atmosferindeki bozulma daha çok kötüledi. Bilginlerin meclislerinde çareler arzuyla tartışıldı. Yarayı saymanın yolları aceleyle gözden geçirildi. Gezegeni kucaklayacak yeni bir kalkana girişildi, yukarı fırlatılanların hepsi aşağıya, yere indi. Bilgililerin meclislerinde püsküren yanaydağlar incelendi. Atmosfer püsküren yanaydağlarla oluşmuştu, yarısı ise onların püskürmesinin zayıflamasıyla ortaya çıkmıştı. Yeni püskürmeleri teşvik edecek şeyler icat edelim, volkanların tekrar kusmasını sağlayalım. Diyordu bir grup alim, bu işin nasıl yapılacağına, püskürmenin hangi araçla sağlanacağına dair, hiçbiri krala bilgi veremedi. En, şarın saltanatı sırasında göklerdeki gedik daha da büyüdü. Yağmurlar durdu, rüzgâr daha sert esti, pınaylardan derinlerden çıkıp yükselemediler. Topraklarda bir lanet vardı, anaların memeleri kurumuştu. Sarayda huzursuzluk vardı, lanet orada da tutunmuştu. En Şay ilk hanım olarak kendine, tohumun kanununun emrettiği gibi bir ve kız kardeş seçti. Min Şay dendi ona Şayların hanımı. Bir oğul doğuramadı. Bir cariyeden doğdu En Şar'ın oğlu. ilk oğul oydu. İlk hanımı ve üvey kız kardeşinin Şay'dan bir oğlu olamadı. Aydılık kanununa göre cariyenin oğlu tahta çıktı. Saltanatın yedinci kralıydı. Kraliyet ünvanı Do Oru idi. Konutta biçimlenmiş olan anlamına. Gerçekten sarayda değil de cariyeler konutunda düşmüştü rahme. Du, Uru eş olarak kendine gençliğinden beri sevdiği bir kızı aldı. İlkan'ın tohumundan dolayı değil, aşktan dolayı seçilmişti. Kraliyet ünvanı da, Uru oldu, yanında olan kadın da anlamı. Sarayda akıllar çok karıştı. Oğullar varis, eşler üvey kız kardeş değillerdi. Ülkede ızdırap artıyordu. Taylalar bereketi unuttu. Halk arasında doğrudanlık azaldı. Sarayda bereket yoktu. Ne oğullar ne kızlar doğuyordu. Anın tohumundan olan yedi hükümday gelip geçmiş ama sonra onun tattaki tohumu kurumuştu. Da, Uru sarayın girişinde bir çocuk buldu. Onu oğlu olarak kucakladı. Sonunda Du, Uru da onu oğul benimsedi. Onu yasal varis ilan etti ve ona lahma denildi, kuruluk anlamına. Sarayda prensler homurdanmakta, danışmanlar meclisi şikayet etmektedir. Sonunda lahma tahta çıktı. Anın tohumundan değildi ama 8. kral oldu. Eğitimlilerin meclislerinde Ged'i iyileştirmek için iki öneride bulunulmaktaydı. Biri adı altın olan bir maden kullanmaktı. Nibiru üstünde bu metal çok azdı. Dövülmüş bileziğin, dünyadan sonraki bölümdeki asteroid kuşağı, iç kısmında ise çok bol, en ince toz haline gelene dek dövülebilen tek maddeydi bu. Göğün yükseklerine ulaştırılınca havada asılı kalabilecekti. Böylece gedik tekrar tekrar doldurmalar ile kapanacak, daha iyi koruyacaktı. Gök sandalları inşa edile, göksel bir filo altını Nibori'ye getire, diğerleri ise dehşet silahları oluşturalım, diyorlardı, yeri sarsıp gevşetecek, dağları ayırıp parçalayacak silahlar. Füzelerle yanay dağlara saldıralım, ataletlerini harekete geçirelim ki püskürmeleri ayta, atmosfer yenilene, gedik ortadan kaybola. Lahma karar veremeyecek kadar güçsüzdü, hangisini seçeceğini bilemiyordu. Nibiru bir tur tamamladı. Nibiru iki şar saymaya devam etti. Taylalardaki bela azalmadı. Yanay dağların püskürmesi atmosferi onarmadı. Üçüncü şar geçti, dördüncü sayılıyordu. Altın elde edinmemişti. Ülkede çekişme çoğaldı. Yiyecek ve su azalmıştı. Ülkede birlik bozuldu, suçlamalar giderek arttı. Saraya alimler gidip geliyorlardı, danışmanlar durmaksızın içeri girip dışarı çıkmaktaydı. Kral onların sözlerine kulak asmadı, adı lahama olan karısını dinliyordu sadece. Kader buysa, demişti kadın, her şeyin büyük yaratıcısına yalvarıp yakaralım. Tek umut yalvarıp yakarmakta, eyleme geçmekte değil, sarayda prensler huzursuzlanıyor, suçlamalarını krala yöneltiyorlardı. Çare yerine daha büyük felaketleri çağırıyor akılsızca, mantıksızca eski depolardan çıkartıldı silahlar. En çok konuşulan şey de isyan. Silaha ilk sarılan kişi saraydaki bir prensti. Vaatlerde bulunup diğer prensleri de kışkırttı, adı Alalu'ydu. Lahmağa kral olmasın artık diye bağırdı. Kararsızlığın yerine geçsin karar. Gerin kralın güvenini sarsalım mekanında tahtı bırakmasını sağlayalım. Prensler onun sözlerine kulak verip sarayın kapısına koşturdular, taht odasına. Onun yasaklanmış girişine üşüşen sular gibi saldırdılar. Kral sarayın kulesine kaçtı, alalı onun peşine düştü. Kulede bir çarpışma yaşandı ve lahma kuleden düşüp öldü. Lahma yok artık, diye bağırdı alalı. Coşku ve neşeyle ilan etti, kral öldü. Taht odasına koşturan alalı tahta kendisi kuruldu. Hakkı ya da meclis kararı olmaksızın kendini kral ilan etti. Ülkede birlik kaybolmuştu. Bazıları lahmanın ölümüne sevindi, bazıları alalının ettiğine üzüldü. Şimdi bu Alalu'nun krallığının ve dünyaya gidişin hikayesidir. Ülkede birlik kaybolmuştu. Krallık konusunda pek çok kişi zarar görmüştü. Sarayda prensler çalkalanmakta, mecliste danışmanlar üzgündü. Andan başlayarak tahta çıkmıştı aydılar, babadan oğla sürmüştü bu. Sekizinci olan lahma bile evlat edinilmiş bir oğul ilan edilmişti. Alalo da kimdi, yasal varis miydi, ilk oğul muydu? Hangi hatla ey koymuştu, kral katili değil miydi o, Yaydılayan yedilerin huzuruna çağrıldı Alalu, kısmeti orada ele alınacaktı. Alımın süre gelen soyundanım ben, Anşaydıl'ın tohumu benim içimde. Yaydılayan yediler, Alalu'nun sözlerini dikkatle dinlediler. Meseleyi danışmanlar meclisine aktardılar ki, hakikat mi uydurma mı kesinleşsin. Kayıtlar evinden çıkartılan kraliyet yıllıkları getirilip büyük bir dikkatle okundu. İlk kraliyet çifti An ve Antu idi. Üç oğulları vardı, hiç kızları olmamıştı. İlk oğul Anki idi. Tahtta iken ölmüş ve çocuğu olmamıştı. Onun yerine ortanca oğul tahta çıkmıştı. Anibdi adı. Anşaydal onun ilk oğluydu. Tahta çıkmıştı. Onun aydından ilk oğulun tahta çıkması kuralı sürmedi. Aydınlık kanununun yerini tohumun kanunu aldı. Bir cariyenin oğluydu ilk oğul. Tohumun kanununa göre krallıktan mahrum edilmişti. Krallık Şaydal'in oğluna bahşedildi, kralın ve kız kardeşiydi, işte buydu sebebi. Cariye'nin oğlundan, ilk oğuldan söz etmiyordu yıllıklar. Onun soyundanım ben, diye haykırdı Alalu danışmanlara. Ardıllık kanununa göre krallık ona aitti. Ardıllık kanununa göre krallık şimdi benim hakkım. Kuşkulu danışmanlar Alalu'dan bir hakikat yemin etmesini istediler. Alalu örüsü dirisi üstüne yemin etti. Meclis artık onu kral görmekteydi. Yaşlıları çağırdılar, prensleri topladılar, onların huzurunda kararı açıkladılar prensler arasında genç bir prens öne çıktı. Krallık hakkında birkaç şey söylemek istiyordu. Aydıllık yeniden gözden geçirilmeli, dedi toplananlara. Ne ilk oğul ne de bir kraliçeden doğan oğul olsam da saf bir tohumdan geliyorum. Anın özü içimde korundu, hiçbir cariye onu sulandırmadı. Danışmanlar onun sözlerini hayretler içinde dinliyorlardı. Genç prens toplananlara biraz daha yaklaştı. Ona adını sordular. An odur. Büyük babam anın adı verilmiştir bana. Onun secerisini soruşturdular ve o da onlara An'ın üç oğlu olduğunu hatırlattı. Anki ilk oğuldu, oğlu veya kızı olamadan öldü. Anip, ortanca oğuldu. Anki'nin yerine tahta çıktı. Anip, küçük kardeşinin kızını eş almıştı. Onlaydan biridir süren soy yıllıklara kaydedilmişti. An ve Antu'dan, en safta onlaydan birinden doğan bu en küçük oğul kimdi? Danışmanlar merakla birbirlerine baktılar. En uğru idi adı, diye bildirdi An'ı onlara, o benim atamdı. Eşi Ninur'u onun üvey kız kardeşiydi. Oğlu ise ilk oğul adını Enim'a koydular. Onun eşi de üvey kız kardeşiydi. Tohum ve aydınlık kanunlarına göre Enim'e bir oğul doğurdu. Mesiller işte bu saf soydan, kanuna ve tovuma göre kusursuz olan soydan geldiler. Ana babam bana atamız An, Lünni adına onurlandırarak Anu ismini verdiler. Tahttan az dedildik ama An'ın saf tohumundan az dedinmedik. Pek çok danışman, kral Anu ola diye bağırıştı. Alalu az dedile, diğerleri ise ihtiyatlı olalım dediler. Çekişmeyi önleyelim, birliği bozmayalım. Alalu'yu huzura çağırıp keşfedilenleri anlattılar. Alalu, Prens Anu'ya kucaklayan kolunu uzattı ve Anu'ya şöyle dedi. Farklı evlatlardan gelse de soylarımız tek bir atadan geliyoruz. Birlikte esenlik içinde yaşayalım ki bolluk bereket Nibiru'ya dönsün. Ben tahtta kalayım, sen de aydılım ol. Sonra meclise seslendi. Ano vilyaht olsun, izin verinde aydılım olsun. Oğlu kızımı eş alsın, aydıllık birleşsin. Ano meclisin önünde saydığıyla eğilip toplananlara şunu açıkladı. Alalu'nun sakisi olacağım. Bekleyen aydılı olacağım, Oğullarından biri onun kızlarından birini gerin seçecek. Meclisin kararı buydu, kraliyet yıllıklarına böyle yazıldı. Alalu işte bu şekilde tahtta kaldı. Bilgeleri, alimleri ve komutanları toplayıp onlara danıştı, karar vermek için çok bilgi derledi gök sandalları inşa edile diye karar verdi. Dövülmüş bilezik, dünyada sonra gelen bölümdeki asteroit kuşağı içinde altın aranacaktı. Sandallar parçalanıp ezildi dövülmüş bilezik içinde, hiçbiri geri dönmedi. Dehşet silahları Nibiru'nun derinliklerini kesip aça, yanaydağlar tekrar patlaya diye emretti gene. Göğe çıkan arabalar dehşet silahlarıyla donatıldı, Gökleyden atılan dehşet füzeleri yanaydağlara çarptı. Büyük parıltılar gök gürültüleriyle patladıklarında dağlar sallandı, vadiler titredi. Ülkede pek çoktu sevinenler, bolluk bereket beklentisi vardı. Sarayda Ano, Alalu'nun sakisiydi. Alalu'nun ayaklarına kapanmakta, içki kadehini Alalu'nun eline vermekteydi. Alalu kraldı. Ano'ya bir hizmetkar gibi davranıyordu. Ülkede azaldı sevinenler, yağmurlar hala gelmemiş, rüzgar sertleşir olmuştu. Yanay dağların püskürmeleri çoğalmadı, atmosferdeki gedik kapanmadı. Gökley'de Nibiru turlayarak rotasında devam etti, turdan tura sıcaklık ve soğukluk giderek dayanılmaz oldu. Nibiru halkı krallarına hürmet etmez oldular, rahatlama sağlayacağını sefil etmişti onları. Alalu tahtında kaldı, prensler arasında önde gelini, güçlü ve bilgi anı onun huzurunda duruyordu. Alalu'nun ayaklarına kapanıyor, içki kadehini Alalu'nun eline veriyordu. 9 sayılan dönem boyunca Alalu, Nibiru'da kral oldu. 9. Şayda Anu, Alalu'ya savaş açtı. Çıplak, silahsız, yumruk yumruğa meydan okudu Alalı'ya. Kazanan kral olsun, dedi Anu. Meydanın ortasında birbirleriyle boğuştular, kapıların söveleri ve duaylar sallandı. Alalı diz büktü, yüzüstü yere kapaklandı. Alalı bu dövüşten yenik çıktı. Anu alkışlanarak kral ilan edildi. Anu konvoy eşliğinde saraya götürülürken, Alalı saraya dönmedi. Kalabalıkların arasından gizlice uzaklaştı, lahma gibi ölmekten korkuyordu. Hiç kimsenin haberi olmaksızın, Gök arabalarının yerine seyirtti hızla. Füze fırlatan bir arabaya tırmandı alalı ve kapağını aydından kapadı. Ön kısımdaki odaya girdi ve komutanın yerine yerleşti. Yolu gösterini aydınlattı. Odaya mavimsi bir pırıltı dolayken ateş taşlarını karıştırdı, oğultuları bir müzik gibi büyüleyiciydi. Arabanın büyük fişeğini canlandırdı, kırmızımsı bir paylaklık yaymaktaydı. Hiç kimsenin haberi olmaksızın Alalu gökgeminin içinde Nibiru'dan kaçtı. Alalu rotasını Karlenk'le dünyaya çevirdi. Başlangıcı ait bir sır sebebiyle seçmişti bu hedefi.